Koronavirüs salgını tüm dünyada insanları olumsuz yönden etkilerken psikolojik sorunlara da yol açmaya başladı. Uzman klinik psikolog Özgen Urtaşkın, kişilerin pandemi sürecinde odaklanma sorunu yaşadığını söyledi. Koronavirüs sürecinde birçoğumuz kaygılıyız, endişeliyiz ve baş etmekte de zorlanıyoruz. Sürekli olarak bu süre zarfını fırsata çevirmekten, fırsata çevrildiğinde elimizde kalacak olan şeylerden bahsediyoruz. Ama bu noktada odaklanmakta da çok fazla zorlanan kişiler oluyor. Danışanlarımız bu şekilde geliyor kliniklere. Çok aslında odaklanmakta zorlanmak insani ve makul bir süreç. Çünkü bir şeylere odaklanmak çok da kolay değil bir stres altındayken. Öncelikle kaygımızı optimal seviyeye çekmek için kendimizi zorlamalıyız. Çünkü global bir stresörle karşı karşıyayız. İkinci olarak kaygımızı optimal düzeye çekerken olayı bireyselleştirmemeliyiz. Psikolog Taşkın, COVID-19'la mücadele sürecinde stres altında olan bireylere tavsiyelerde bulundu. Global bir stresör ve bu sebepten dolayı da bu stresörle baş ederken tek başımıza olmadığımızı, bütün dünya olarak bu süreçte baş ettiğimizi aklımızda tutmalıyız. Bir diğer faktör ise, rahatlatacak faktör ise şu olacaktır. Kişinin bu sürenin ömür boyu sürmeyeceğini aklına yazması. Çünkü gelip geçici bir süreç ve bu gelip geçici süreçte yaptıklarımız, bu süre zarfında aslında daha önceden ertelediğimiz, şimdi yapabileceğimiz birçok şey olacağını göreceğiz ve bu süreç geçtikten sonra da bu süre zarfında yaptığımız şeyler bizim aslında cebimize koyduğumuz şeyler olacak. Yani birikimlerimiz olacak. Koronavirüs süreci sonrasında bireylerin psikolojik açıdan nasıl bir yol izleyeceğini de açıkladı Özge Nur Taşkın. Koronavirüs sonrasında süreç şu anda yaşadığımızdan ve öncesinde yaşadığımızdan çok daha farklı olacak aslında. Bu gelecek sürece kendimizi hazırlamak, bu yeni sürecin etkilerinden kendimizi korumamıza yardımcı olabilir. Çünkü koronavirüsle birlikte birçok şeyi deneyimledik. Aslında kendi başımıza kalmayı, kendi başımıza kaldığımızda bazı durumlarla, bazı stresörlerle baş etmeyi ve bu stresörler ne kadar hayati olursa olsun aslında kendi gücümüzü, içimizde var olan gücü keşfetmemize de yardımcı olan bir süreç oldu. Bazı etkilerini görebiliriz koronavirüsten sonra psikolojik anlamda. Şunu unutmamalıyız, sadece biz görmeyeceğiz. Bu konuda yalnız değiliz. Bu süreci hep birlikte atlatacağız.